Herkes selam, ben Mert. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber yeni bir Minecraft videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Hub Server kurmanın ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün artık bu çakma lobiyi bir bitireceğim arkadaşlar, onu söyleyeyim. Bu arada şunları da bir kaldırayım hemen ben. Speed 10 yazayım. Bir dakika, speed 10 fazla oldu arkadaşlar. Şöyle bir 5 yapayım. Tamamdır. Bunları hemen bir kaldıralım. Bu videoda fazla işimiz yok. Hemen İki tane yapacağımız şey var ve size ayarlamayı göstereceğim. Size ve bugün bir şey daha öğreteceğim. Şimdi öncelikle arkadaşlar bir serverımızdan çıktığımız zaman burada Welcome to back Mert CS 00 altında da bir şeyler yazıyor. Bunu nasıl diğer sunucular gibi yaparız? Atıyorum hypixel.net arkadaşlar. Nasıl atıyorum? Burada böyle hypixel network falan yazıyor. Onu göstereceğim. Şimdi isterseniz size onu göstereyim. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar onu yapmak için Minecraft'la bir işimiz yok. Böyle AFK kalsın bu. Bunu yapmak için arkadaşlar şimdi öncelikle ben size bölüm 2 diye videonun açıklama kısmında bir dosya vereceğim. Böyle bölüm 2 diye. Bunu açıyorsunuz arkadaşlar. Açasın. Burada server list mod.td diye bir şey var. Tamam, buna tıklıyorsunuz. İçinde config.yml var. Buradan geliyorsunuz. Buna bir kere böyle tıklıyorsunuz. Ctrl A yapıyorsunuz. Sağ tık yapıp kopyala diyorsunuz. Ama ondan önce arkadaşlar bunu bir büyük ekran yapın, size bir şey göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi Bedwars Skywars The Bridge yazıyor bu şeyi en üst aldığımız zaman. Bunları nasıl ayarlayacağız? Şimdi öncelikle arkadaşlar atıyorum ben burada 3 tane oyun kurmayı göstereceğim nasip olursa. The Bridge kurmayı göstereceğim. Skywars ve Bedwars. Öncelikle arkadaşlar Bedwars kuracağım. Bunların şeyde mod.td'de de gözükmesini istiyorum. İşte burada Türkiye'nin sunucusu yazacak. Ondan sonra sürüm yazacak. 1.8 ile 1.17.1 arası. Oyun çözücü yazacak arkadaşlar. Siz sunucunuzun ismi neyse onu değiştirebilirsiniz. Şimdi gençler burada 6 var gördüğünüz gibi bir tane. Şu yanındakini hiç dokunmayın. Dokunmanıza gerek yok. 6 var gördüğünüz gibi. Şimdi bunu göstereceğim size. Sağ tık yapıyoruz. Ctrl A yapıp sağ tık kopyala diyoruz. Buradan Aternos'a geliyoruz arkadaşlar. Dosyalar diyoruz. Evet arkadaşlar, ufak bir çökmenin ardından dosyalara geliyoruz. Buradan plugins'e geliyoruz. Buradan neye geliyoruz? Server list mod.td yazıyor. Bunu buluyoruz. Giriyoruz. Config.yml var. Tıklıyoruz. Ctrl A yapıyoruz. Ctrl V yapıyoruz. Benim yaptığım şey, yapıştırıyoruz. Kaydet diyoruz. Ondan sonra oyuna geliyoruz. Küçük ekranda göstereceğim arkadaşlar ne yazık ki. Büyük ekranda hata veriyor videodayken. Crash report veriyor, anlamadım. Ondan sonra buraya geliyoruz. Slash sl reload atıyoruz. Ve config reloaded yazıyor arkadaşlar. Şimdi bağlantıyı kes diyelim. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde oyun çözücü. Türkiye'nin sunucusu bilmem ne bilmem ne işte. Bedwars Skywars The Bridge. Bu şekilde bunlar yazıyor. Şimdi atıyorum bunun rengini değiştirmek istiyorsanız en ufağından göstereyim. Oyun çözücü yazıyor ya burada. Bu atıyorum böyle turuncumsu değil de nasıl bir renk olsun? Beyaz renk olmasını istiyoruz arkadaşlar en kolayından. Oyuna bir girelim. Yani hepsi var arkadaşlar. Mesela en ufağından burada yazmışlar mesela 0 black yani siyah. Hatta ben size daha iyi gösterebilmek için mesela bakın kırmızı bu sembolün ismini bilmiyorum, yazarsanız sevinirim. 4 yani kırmızı yapmak için 4. Açık kırmızı yapmak için C. Ondan sonra sarı yapmak için E yapıyoruz arkadaşlar. Atıyorum ben kırmızı yapmak istiyorum. Çok kırmızı, koyu kırmızı olmasın bu, koyu kırmızı. Orta kırmızı olsun. C yapmamız lazımmış bunun için. Buraya geliyorum, o sembolü koyduktan sonra buraya C ekliyorum. Ctrl A yapıyorum. Yalnız alttaki ile üsttekinin aynı olması lazım bakın. Atıyorum buraya bir şey yazdınız ya, altta da aynı şekilde Bedwars yazıyor. Bunların hepsinin aynı olması lazım. O yüzden buraya da bu 6'yı silip C ekliyorum. Bu şekilde. Alttaki ile üstteki yazılan hepsinin aynı olması lazım ama aralarında bir boşluk mesafe var arkadaşlar. O şekilde olacak. Yoksa plugin çalışmaz. Bir de bir şey daha göstereceğim. Şunu bir yapalım. Göstereyim size öncelikle. Google'a tekrar gelelim. Dosyalar, bunu silin. Ctrl ve Ctrl S diyeyim. Şöyle kaydedelim. SL Reload. SL reload yapıyoruz arkadaşlar. Sonra çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi burası kırmızı olmuş. Fakat neden burası böyle turuncu? Şundan dolayı arkadaşlar.
Buraya da aynı şekilde gelip bakın boşluk bırakmışım. Boşluk bırakırsanız bu renk kodu çalışmaz. Aynı şekilde bu 6'yı da silip C yapmam lazım. Ama buradan yapmayın. Not defterinden yapın bu serverless mode edenin şeyini. Ondan sonra arkadaşlar burada buraya geldiğimiz zaman burada şey yazıyor. Web sitemiz oyunçözücü.net falan yazıyor. Discord. Bunu da aynı şekilde not defterinden düzenleyeceğiz. Ancak ben bunu tekrar eskisi gibi yapmak istiyorum. 6 hop 6 yapıyorum. 6 turuncu. Ben biliyorum zaten link kodlarını arkadaşlar. Siz de bilmiyorsanız ezberlerseniz iyi olur. İşiniz kolaylaşır. Ondan sonra burada en aşağıya indiğiniz zaman hover text diye bir şey var. Burada eğer bu şeyin direkt gözükmemesini istiyorsanız buraya true'yu silip false yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu oyun çözücüne bilmem Discord'umuz sunucumuz o az önceki yazı gözükmüyor. Eğer diyorsanız ki gözüksün bunu tekrar true yapıyoruz. Ondan sonra web sitemizin adını bunu silerek yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Artık her neyse. Discord sunucusu da aynı şekilde. Buraya Discord sunucunuzun buraya kadar gelip siliyorsunuz. Şey yapıyorsunuz. Linkini yapıştırıyorsunuz. Bundan da rengini değiştirmek isterseniz aynı bakın burada E, D. Bunlar renk kodları. Şu sembolün yanında olan her şey renk kodu arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Tamamdır. MOTD ile işimiz bitti herhalde. Gösterecek bir şey kalmadı. Kapatıp kaydetme diyorum. Tamamdır. Ondan sonra evet arkadaşlar şimdi size şunu göstereceğim. Eğer ki oldu da şunu değiştirmek istiyorsunuz. Ha, bir dakika buraya çıkmamam lazım zaten. Şurada gördüğünüz gibi Hypixel'in bir logosu var. Atıyorum siz de buraya bir resim eklemek istiyorsunuz. Onu nasıl yapacaksın? Buradan sunucuya gelip tıklıyorsunuz bir kere. Buradan kalem gibi işaretlerine tıklıyorsunuz. Buradan bunu seçiyorsunuz. Buradan ben hemen bir tane masa üstünden hızlı Google'dan resim indim. Siz profesyonel bir şekilde birine yaptırabilirsiniz veya anlıyorsanız kendiniz de yapabilirsiniz. Bu şekilde gelip yüklüyorsunuz ve tamam arkadaşlar. Ondan sonra bunun için SL reload yapmamıza gerek var mı? Yok arkadaşlar ama bunun için sunucuyu yeniden başlatmamız lazım. Şu an ben kaç dakikalık kayıt aldım? Bunu da gösterebilirsem göstereyim. Sunucuyu hemen yeniden başlatalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde geldi. Sunucumuz da açıldı bu arada. Eğer sizde gelmezse şuradan yeniliğe tıklayın. Gelir arkadaşlar. Şimdi ben sunucuya bir giriş yapayım. Evet arkadaşlar bitti. Bu MOTD işi bu kadar düzenleme. Şimdi size daha güzel bir şey göstereceğim. Bu seferki göstereceğim şey de şu arkadaşlar. Burada girdiğiniz zaman Welcome to MathKS00 bir şeyler yazıyor. Bunu göstereceğim. Dosyalara geliyorsunuz. Plugins'e geliyorsunuz. Buradan Outme diye bir şey var. Buna tıklıyorsanız şifre plugin'i. Bunu Türkçeleştireceğiz. Buradan Messages'a geliyoruz. Buradan bir dakika. Ondan önce şuradan Outme'ye geliyoruz. Welcome Text yazıyor. Bunu siliyoruz arkadaşlar. Neden diyecekseniz burada Welcome to MathKS00 yazmasının nedeni o. Eğer siz yazsın istiyorsanız onu aynı şekilde yapabilirsiniz. Veya Türkçe yazmasını istiyorsanız burada Welcome değil de hoş geldiniz falan yazabilirsiniz bu şekilde. Ben sileceğim hepsini yazmasın bir şey. Ctrl S yapıp veya buradan kaydediyorsunuz. Outme'ye tekrar geliyoruz. Buradan Messages'a geliyoruz. Messages NYML var. Buradan geliyoruz. Ben size açıklama kısmında bölüm 2 dosyasında yine bir şey vereceğim. Buradan geliyoruz tekrar. Outme diye bir şey çıkacak içinden. Messages NYML olacak. Ctrl A yapıyoruz. Sağ tık yapıp kopyala diyoruz. Kapatıyoruz bunları. Ondan sonra buradan geliyoruz. Ctrl A yapıp seçip siliyoruz. Ctrl V yapıyoruz. Ctrl S yapıyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Ondan sonra oyuna geliyoruz. Out me reload yapıyoruz. Ve tamamdır. Ayarlar ve veri tabanı yenilendi diyor. Türkçeleştirildi gördüğünüz gibi. Atıyorum. Şimdi ben bir serverdan çıkıp gireyim arkadaşlar. Görün o zaman sizde. Bu şekilde. Ancak şifremi girmeden önce arkadaşlar gördüğünüz gibi lütfen giriş komutunu kullanın diyor. Şurada altta gördüğünüz gibi Türkçeleşti. Siz bunları farklılaştırmak istiyorsanız ne bileyim işte buradan Türkçeleştiriliyor renk kodu falan ekleniyor.
Ama fazla uğraşmayın dediğim, böyle kalsın bence, bozabilirsiniz yoksa. Şimdi buraya şifremizi gördüğünüz gibi bu şekilde bir şey dedi. Şifremizi girdikten sonra arkadaşlar giriş başarılı diyor. Evet, Motel Outme'yi de bu şekilde Türkçeleştirdik arkadaşlar. Bu video bu kadarlıktı arkadaşlar. İkinci bölümde bitirdik lobiyi. Bir sonraki bölümde ne olacak diyecekseniz arkadaşlar, bir sonraki bölümde bu çakma lobi, işte şimdi bitti çakma lobi. Bir sonraki bölümde lobi pluginlerini yükleyeceğiz arkadaşlar. Lobi pluginleridir. İşte lobiye koruma falan atarız belki. Bilmiyorum, öyle bir şeyler olacak. En yakın zamanda oyun kurmak istiyorum bu hub'u bitirip. Evet arkadaşlar, bu video bu kadarlıktı. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olarak video like atabilirsiniz arkadaşlar. Yorum da yazabilirsiniz. Videolardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşmek üzere.